varlık fonuna devredilmesinden beri bu konuyu konuşuyoruz. Ama Çaykur'un Çaykur'la ilgili spekülasyonlar, özelleştirme iddiası yeni bir iddia değildir. Yıllardan beri devam eden bir iddiadır. Zaten bildiğiniz gibi Çaykur varlık fonundan önce de özelleştirmenin bünyesinde olan bir kuruluştu, kamu iktisadi teşekkülüydü. Varlık fonu kurulurken Plan Bütçe Komisyonu'nda biz bu konuyu çok konuştuk, tartıştık. Varlık fonunun dünyadaki benzerlerinden farklı bir şey yapıldığını söyledik. Bu konuyu kuşkuyla karşıladık. Çünkü varlık fonu bütün ülkelerde fazlası olan ülkeler tarafından kuruluyor ve gelecek kuşaklara aktarılıyor varlıklar. Nedir? Norveç'in varlık fonu önemli bir şey. Kuzey petrollerinden iktidarıyla muhalefetiyle bütün toplum kesimleri, sivil toplum örgütleri, herkes, ziraat odaları, herkes Çaykur'un özelleşmesinin bir şekilde çay piyasasının yabancıların eline geçmesini engellemek için ortak hareket etti. Ve Rizeli işte o dönem bakan, başbakan Sayın Mesut Yılmaz, daha sonra işte başbakan, cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın siyasal gücü kullanılarak Çaykur'un elden çıkması, özelleştirilmesi engellendi. Ama şimdi öyle anlaşılıyor ki Çaykur varlık fonuna devredildiğine göre öyle anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ikna edilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı bunlara onay veriyor. Görünen şey budur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onay vermeden hiç kimse Rize ile ilgili, çayla ilgili, Çaykur'la ilgili bir tasarrufta bulunamaz. Deli basın mensupları son zamanlarda eski bir milletvekili arkadaşımızın Çaykur satıldı diye bir paylaşım yapmasıyla yeni bir tartışma başladı. Biz hemen Çaykur gerçekten böyle bir şey söz konusu mu işte Katarlılara satıldı diye bir haber söz konusu mu diye faaliyete geçtik. Araştırmaya geçtik ve Çaykur'un satıldığına dair bir bilgi edinemedik. Sosyal medyada değişik şekillerde bakanlara aradık, sorduk. Kimse bu konuyla ilgili bir bilgi vermedi. Ama Çaykur bir açıklama yaptı. Çaykur'un satılması diye bir şey söz konusu değil. Hemen arkasından Çaykur'un satılmadığı ama Çaykur'un Körfez fonlarından bir fondan alınan borç karşılığında teminat gösterildiği, ipotek edildiği ne dair haberler elde ettik. Bu haberin peşine düştük. Ben dahil değişik milletvekili arkadaşlarımız hem bilgi edinmeden hem de soru önergeleri yönelterek başbakanlar, bakandan bilgi almaya çalıştık. O günden itibaren akşam saatleriydi bu haber çıktığında. Ben bütün bakanları telefon ve varlık fonu başkanı telefonla aradım. Ulaşmaya çalıştım. Hiçbiri geri dönmedi. Dün sabah varlık fonu başkanı Sayın Mehmet Bostan döndü bana. İşte buyur yoktum. Bana haber yeni ulaştı. Kusura bakma. Özür dilerim. Şey mi vardı? Dedim. Bir şey ne var biliyorsunuz. Çaykur'la ilgili yapılan spekülasyonlar var. Kendisinin bana söylediklerini aynen aktarmak istiyorum. Şu anda henüz tamamlanmış bir işlem yok dediler. Bundan önce biliyorsunuz Sayın Zeybekçi, Sayın Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Sayın Bakan diyor ki Çaykur satılmadı ama keşke satılsaydı, satılabilseydi. Türkiye'nin böyle bir varlığına müşteri çıksaydı da keşke satılabilseydi. Elbette Çaykur ve diğer varlıklar kanunun öngördüğü şekilde değerlendirilecektir diye aslında Çaykur'un satılabileceğine dair bir açıklama yapmıştım. Mehmet Bostan'ın bana telefonda yapmış olduğu açıklama da bu şekilde. Şu anda Çaykur'la ilgili tesis edilmiş, bitmiş bir işlem yok. Ancak dünyanın bütün fonları, para kaynakları, Türkiye Varlık Fonu'nu merak ediyorlar. Bu arada Katar fonları da, Körfez fonları da merak ediyor. Bizden randevu alıyorlar, oturup konuşuyoruz. Bu konuşma esnasında Çaykur da gündeme geliyor. Yani Ziraat Bankası'nı biliyorlar ama Çaykur'un varlıklarını bilmiyorlar. Bize anlatıyorlar. Biz de çayın piyasasını, piyasa değerini, Çaykur'un varlıklarını, değerlerini onlara anlatıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Sayın Başkan, yani buna bir şey söyleyin yani. Şu anda satılmadı diyorsunuz. Tamam, kabul ettim. Henüz bir ipotekte edilmedi diyorsunuz. Ama bu ne anlama geliyor yani? Daha birkaç ay oldu, fon kurulalı birkaç ay oldu. Masaya oturuyorsunuz ve dünyada borç para veren çevrelerle, fonlarla
Çaykur'un varlıklarını konuşuyorsun. Bu ne anlama geliyor? Efendim işte bu daha belli değil, henüz Çaykur daha kittir, daha borsaya girmedi gibi aslında dilinin altında, evet aynen bakanın söylediği gibi Çaykur'la ilgili her tür işlem yapılabilir anlamına gelecek şeyler söylüyor. Böyle basın mensupları, konuyu uzatmak istemiyorum, sorularınız olabilir ama benim kanaatim o ki Çaykur'la, çayla ilgili bu senenin başında başlayan organik gübreye geçme tartışmaları, arkasından varlık fonuna devredilmesi, daha sonra varlık fonu resmi bir açıklama yapmamış olmasa bile hem Sayın Bakan'ın açıklaması hem fon başkanının söylediklerine göre Çaykur'un borç karşılığı rahat bir şekilde ipotek edilebileceğine dair endişelerimiz giderek büyüyor. Bu endişeleri doğrulayan, aklı çıkaran çok sayıda gelişme mevcut. Bir defa bu organik gübreyle organik çaya geçmeyi bir şekilde ayırmak gerekiyor. Organik gübreyle ilgili bu tartışmayı çok yaptık. Bu sene için ertelediler, seneye yapacağız falan diyorlar. Ama benim yaptığım araştırmalar, siz de araştırma yapın, sorun. Bu konuyla ilgili ciddi bir hazırlık da yok. Eğer ciddi bir hazırlık yapılmadan, yani insanlar hangi gübreyi nasıl kullanacak, nasıl bir verim düşüşü olacak, ürün düşüşü olacak, bu düşmeye karşılık ne gibi tedbirler alacak, devlet bunu nasıl karşılanacak, bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapılmazsa bunun anlamı, uzmanlar yavaş yavaş çıkmaya, konuşmaya başladılar. Bu gübrelere geçildiğinde %30 ile 50 arasında bir verim kaybı olacağını söylüyorlar. Bu da şu demektir, zaten biz Türkiye'nin 300 bin ton yıldaki tüketiminin sadece 250 bin tonunu karşılıyoruz. Bir 50 bin ton daha verim kaybı olursa, 50-60 bin ton daha, bu şu demektir, yavaş yavaş çay ithal etmeye başlıyoruz, 100 bin ton çay. İthal edilen çayla Türkiye'de üretilen çayın rekabet etmesi mümkün değil. Eğer Türkiye çayı korunmazsa dışarıdan gelecek çaylarla rekabet etmesi mümkün değil. Bunun hikayesine girmek istemiyorum. Uzmanlardan sorarsınız. Dışarıda evet çay çok ucuza mal oluyor. Çünkü oralarda senede 7-8 defa, 9 defa ürün alınıyor. Bizde 3 defa alınıyor. Bizdeki maliyet farklı, çayın damak tadı farklı, her şey farklı. Dışarıdan çay gelmesi serbest hale geldiği andan itibaren ihtiyaç var diye Türkiye çayının bir anlamı kalmayacak. Herhangi bir sınırlama olmayacağından dolayı Türkiye çayına, Türk çayına karşı ilgi giderek azalacak ve Türkiye çaycılığı bitecek. Bu gidiş buraya doğru gidiyor. Aha da bunu söylüyorum. 15 sene evvel, 20 sene evvel bugünlere gelineceğini söylemiş bir siyasetçi olarak bunu tekrar ifade ediyorum burada. Çay gidiyor. Burada yapılacak bir şey var. Çayın bugüne kadar gitmemesi, Çaykur'un elden çıkmamasının sebebi bu bölge insanının göstermiş olduğu duyarlılıktır. Bu siyasetin konusu olmaması gerekiyor. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes, yani tamam bizim birisi Cumhurbaşkanı olsun, bizim Tayyip Cumhurbaşkanı olsun, her şey olsun bizimkiler. Buna bir şey söylemiyorum. Bu ayrı bir konudur. Çay ayrı bir konudur. Çay yoksa Rize yok diyoruz. Çay yoksa Rize yok diyoruz. Dolayısıyla çay elimizden gidiyor. Burada iktidar, muhalefet, onu sevdim, bunu sevdim demeden herkes işbirliğiyle bir toplumsal duyarlılık ve muhalefet oluşturulması gerekiyor. Biz sadece parti olarak, ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işe sahiplenmemiz yeterli değildir. Doğru da değildir. Herkesin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Lütfen Rizeliler, kime oy verirseniz verin ama bir sesinizi yavaş yavaş yükseltmeye başlayın. Gerçekten elinizden alıyorlar. Gerçekten elinizden alıyorlar. Yani çocuklarınız çalışan köleler olmaya doğru yavaş yavaş gidiyor. Yani kalkıp sesimizi çıkaralım işte. İşkur 7 ay bize iş veriyor, gerisi önemli değil demeyelim. Çünkü çay olmadı mı burada herhangi bir ekonomik ve sosyal faaliyet olmuyor. Niye bir tek ürüne mahkum olduk? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama şu anda çayın dışında hiçbir alternatif yoktur. Kimse hiçbir alternatif söyleyemez. Ve bu 15 senede Rize'de çok şeyler yapıldı diyorlar. Türkiye yapıldığı şeyler yapılıyor. Binalar yapılıyor, inşaatlar yapılıyor. Yapanlara da teşekkür ederiz. Yolu yapanlara da, havaalanı yapmakta olanlara teşekkür ediyoruz. Ama bir tane insan çalıştıracak, bir tane insan çalıştıracak bir yatırım yapılmadı. Bir tane insandan söz ediyorum arkadaşlar. Yani istihdamı arttıracak,
üretim yapacak herhangi bir çalışma yapılmıyor. Efendim işte lojistik olacak da olmayacak da yolu bitiyor falan, her şey bitiyor. Ama bu bölgede, Rize'de insan çalışacak bir tane yatırım yok. Varsa siz deyin ki şöyle bir yatırım yapıldı, şu şekilde bir fabrika kuruldu, bu fabrikada bu ürünler üretilecek değil. Bir süre çay fabrikaları biterse bu bölgede hayat bitiyor. Abartarak söylemiyorum yani. Herkes de her yerde bunu tartışmaya da hazırım. Bu havaalanı bu bölgenin ihtiyacı. Yani insanlarımız bunu istiyor. Yani teknik olarak herhalde kaç yolcu kapasitesi var, ne olacak, bunun getirisini götürüsü sanıyorum hesabı yapılmıştır. Dolayısıyla bundan sonra havaalanı yapılırken usulüne uygun bütün işlemlerin yapılmasına dikkat edebiliriz. O köylüler ne istiyor, onlar hangi hakları gasp oluyor, o haklarının iade edilmesi için onların yanında dururuz. Ama bu havaalanı yapılacak. Bunun bir an evvel bitirilmesi için de desteğimizi veririz, vereceğiz. Bu iş bu şekilde devam edecek. Şehir hastanesi, hastane konusu biliyorsunuz bu hükümetin en çok övündüğü konudur. Rize'de de işte şu kadar hastane yaptık, bilmem ne yaptık. Ya binalarla falan bu iş olmuyor. Yani bu işe nasıl bakıyorsunuz? Bir defa böyle bir şey yapmak lazım. Nasıl yönetiyorsunuz? Bu şekilde bakmak lazım. Bunların yönetme anlayış konusunda çok açık, sadece Rize'de değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde de şikayetleri geliyor. Bir şey daha ifade edeyim. Sağlık, eğitim, bunlar kamu hizmetidir. Eğer sağlığı ticarileştirirseniz sonuç buraya gelir. Yani eğer bunu piyasa haline getirirseniz adam gelir, Rize'deki yatırım çok uygun değildir, filan yerde yatırım yapacağım der, daha fazla kazanacağım. Eğer Rize'de ille de yatırım yapmak istiyorsanız, Rize'deki yatırımı 5 lira değil de 10 lira yapacağım diyecek. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyi ticarileştiriyor. Sağlığı da ticarileştiriyor. Bu şehir hastaneleri çok güzel, binalar filan çok güzel. Biten büyük yerlerde hizmetlerin de güzel olduğuna dair dünya kadar şeyler alıyoruz. Ama bu şehir hastanelerinin nasıl yapıldığını biliyor mu halkımız? Bu şehir hastaneleri yollar gibi garantiler verilerek yapmışlar, devlet yöntemleriyle yapılıyor. 5 liraya olan şey 25 liraya mal oluyor. Şöyle ifade edeyim, geçen gün Müftü Mahallesi'nde bir arkadaşım bir mesaj yolladı bana. İktidar Partisi Milletvekili Sayın Karal bir açıklama yapmış. İşte bunları demiş, Rize'de AVM kurulmasına karşı çıkan lobiler bu vatandaşları kışkırtıyor. Bu lobiler buna karşı çıkanlar da haindir tarzında bir açıklama yapmış. Biz sesimizi çıkaramıyoruz, sen bir şey söyler misin diye bana yazdı. Tabii yani sesimi çıkaramıyorsak, işte bugün evimizi, bizim evimizi, komşusu olarak ben sesimi çıkarmazsak yarın benim evimi, o sesini, sen de orada biraz uzak komşu olarak sesini çıkarmazsak yarın senin evini elinden alacaklar. Evet, ben AVM'ye karşı çıkıyorum. Hasan Karal duysun. Ana vatan, özür dilerim, ana muhalefet partisi milletvekili olarak, Mehmet Bekaroğlu olarak AVM'ye karşı çıkıyorum. Burada 2014 yerel seçimlerinde de karşı çıkmıştım. AVM'ye karşı çıkmamıştım. Orada AVM yapılmasına karşı çıkıyorum. Burada sadece şimdi 300 tane 400 tane mağdur olan insanın durumunu konuşuyoruz. Bu AVM, burada yapılan AVM sonucunda çok sayıda insan mağdur olacak. Hepimiz, bütün Rizeliler mağdur olacak. Esnaf mağdur olacak. Orada oturan insanlar mağdur olacak. Belki yanlarında arsası falan bulunan birkaç tane tuzu kurumu dışında herkes mağdur olacak. O bölgede orada bir AVM yapılması yanlıştır. Şehircilik açısından yanlıştır, ticari açısından yanlıştır, insanlık açısından yanlıştır. Bölgenin esnafını korumak açısından yanlıştır. Rize'nin bir AVM'ye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Eğer bir AVM'ye ihtiyacı varsa, biz 2014'te yerlerini göstermiştik şehir dışında, değişik alanlarda. Engindere tarafında, daha başka bir yerde bir yer bulunabilir ve AVM yapılabilirdi. Bu şekilde hiç kimsenin evi yıkılmazdı, trafik problemi olmazdı. Bunların öyle vatan hainidir bunlar, bilmem ne demelerin hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur.
kim bu konuyu gelir de tartışırsa tartışırız. Orada o binanın yapılması yanlıştır. Ha şimdi yapılmıştır, ne olacak? Hiç olmazsa diyoruz ki bu insanlar korunsun. Hiç olmazsa farklı bir çözüm bulunsun. Bina yıkılacaksa az sayıda yıkılsın. Ya da doğu tarafından değil de batı tarafından giriş yapılsın. Biraz proje değişikliği yapılsın. Hiç bina yıkılmaz. Niye insanların evini yıkıyorlar ya? Bunlar ne utanmaz, ne arlanmaz, ne Allah'tan, insandan, kuldan, mazlumdan korkmayan zalimler bunlar. Yani bu kadar olur mu? Niye insanların evlerini yıkıyor? Evi yıkılan insanlar ve komşulara da biraz ayağa kalksınlar ya. Demokratik tepkilerini ortaya koysunlar. Yani 3 kişi çıkıyor falan ama 3 kişi çıkmasın ya. 1000 kişi çıksın, 2000 kişi çıksın. Demokratik tepkilerini koysunlar. Sandıkta koysunlar tepkilerini. Biraz isyan edeyim yani. Biraz isyan edeyim Rize'ye. Bunların hepsini anlattık tek tek bu Rize'ye. Kusura bakmasın abi ya. Tek tek anlattık. Ve ben 2014 seçimlerinde, belediye seçimlerinde bunların tamamını Müftü Mahallesi'ni ev ev gezerek anlattım. Bu stat burada AVM yapacaklar, rezidans yapılacak. Bu yanlıştır. Burada yeşil alan yapalım, burada spor alanı yapalım, burada kültür merkezi yapalım. Bu bölgenin yaşlıları, kadınları, çocukları için nefes alacak bir alan olsun diye anlattık. Kimse bize bakmadı. İktidarın peşine koştu. Ha bundan dolayı onlara kızıyoruz, öfkeliyiz, terk ettik onların anlamına gelmez. Onların hakkını, hukukunu koruyacağız. Ama çık sarı çizmeli Mehmet Ağa, elinde kılıç kalkan tek başına Hakar'a, diğerleri gitti Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu. Biliyorsunuz değil mi Nasrettin Hoca fıkrasını? Ha? Timur'la olan şeyini. Timur geliyor, filleriyle beraber tarlaları mahvediyor. Millet, köylüler toplanıyor ya bu filleri çekse Timur, bir şey yapsak diye. Nasrettin Hoca'ya geliyorlar. Hoca tamam diyor, bir heyet oluşturalım gidelim Timur'a. Timur'a gidiyorlar, tam kapıdan içeri giriyor. Timur kalkıyor, hoş geldin hoca, buyur bir şey mi vardı diyor. Hoca bir bakıyor arkasında kimse kalmamış. Evet vardı diyor. Ahali beni gönderdi, bir fil daha istiyor diyor. Şimdi biz öyle yapmayacağız yani. Ama böyle olmaz yani, biz hocayı gönderelim, bizim adımıza kavga etsin, mücadele etsin ama biz bildiğimizde okuyalım. Gönderdiğimiz hocaya bir destek de vermeyelim, yanında da durmayalım, rey de vermeyelim, böyle de olmaz yani. bir güç olacaksın, destekleyeceksin. Yani bu insanlara yazıktır, yani özet olarak bu insanlara yazıktır. Eğer mutlaka evlerini yıkılacaksa adam gibi yıksınlar ya, bu bilir kişiler eşkıya mı ya? Yani genel yüksek manada kurulu, niye bu kadar düşük tutuluyor? Yüksek seçim kurulu üyeleri gibi bunlar da tam kanunsuzluk yapıyor ya. Kimin şeyine çalışıyorlar bu bilirkişiler ya. Orada garibanın bir evi var. Ben tek tek konuştum o insanlarla, kadınlarla. 250 bin lira ev almış. Hala borçlarını ödüyor. Borcu var, borcunu ödüyor. Ona veriyorlar 100 bin lira. Karşı tarafta 300 bin lira satılıyor aynı evi. Böyle bir edepsizlik olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Hakkını versin de kim bu bilirkişi ya? Gerçekten kim bu adam ya? Nereden getirdiler bu adamı? Sonra bu bilirkişinin dediği kanun mu yani? Mahkemesi yok mu bu memlekette? O adamlara gitsin orada evi alabilsin. Yani en sonunda hiçbir şey yapılmayacaksa bu insanlara kendi evlerini alabilecek para veritsin yani.